Lübnan'ın güneyine yine saldırılar düzenlemeye devam etti. Orada sular hiçbir zaman durulmuyor. Ee, bölge haritasını alta rica edeyim arkadaşlar ama görüntüler üzerinden konuşacağız. Şimdi e, 2100 yıllık bir köye saldırdı. Hatta onun görüntüsünü de belki buraya verebiliriz mümkünse. Yine işte hava saldırılarında belediye binasını vurdu. Ee, hani hep iki cümlesinden biri şu değil mi Ayhan hocam siviller hedef almıyoruz. Hatta tahliye çağrılarında işte orada Hizbullah var. Siz bir çıkın biz sonra o binayı bombalayalım derken e, bugün yapılan bir köyün yok oluşu bir belediye binasına saldırmak bir belediye başkanının hayatını kaybetmesi Hizbullah'a yönelik mi? Kesinlikle değil yani Sümeyye Hanım, İsrail'in karşısında herhangi bir uluslararası hukuk normu vesaire Hı. kalmadığı için. Bunları artık gayet normal karşılıyoruz. Bugün yine baktım, Birleşmiş Milletler'in barış gücüne yine bir saldırı yapıldı. Yine Birleşmiş Hı. Milletler'in kendi resmi Twitter hesabında bu paylaşım yapıldı. Ama bugün o yok edilen köyde sanki köyü boşalttıktan sonra komple patlayıcılar yerleştirerek bütün köyü yok ettiler. Öyle havadan bir bombardıman değil, patlayıcılarla o köyü artık tamamen tarihten silecek hani eski deyimle taş üstünde taş bırakmayan. Bir saldırı gerçekleştiler. Bu da tabii ki çok açık ve net bir şekilde insanlığa karşı işlenmiş suçlardan bir başkasını oluşturuyor. Ama İsrail'i bu konuda durduracak bir güç olmadığı için bu saldırılarına hem havadan hem yerden saldırılarına devam edecek gibi duruyor. Burada işte altta da UNIFIL'in açıklaması var. Gözlem Kulesi'ne aç ateş açılarak yine, yine bu saldırı yapıldı. Hatta hatırlayalım dün Macron'un bile bir açıklaması vardı. 1948'de Birleşmiş Milletler'in iki devletli çözümün çözüm diye İsrail'in kurmasını... BM kurması kararıyla kurulduğunu unutmasın evet, dedi. Evet, onu hatırlatarak ama... O da biz öyle kurulmadık dedi. Bunların hiçbir manası yok çünkü biraz haklılar, onlar terörle kurulmuşlardı. Macron'a birazdan özellikle değinmek istiyorum. Şimdi yeni gelişmeler de var ya Fransa cephesinden ama e, Birleşmiş Milletler, işte UNIFIL'e tekrar saldırdı biliyorsunuz ki dün artık bu kaçıncı ve artık Birleşmiş Milletler'in her zaman e, ne yapıyor bu Birleşmiş Milletler dediğimiz noktaya geliyoruz. Ve kendine yapılan saldırıya bile ne diye cevap verecek acaba? Şimdi yeni gelen açıklamalar da var onu da söyleyeyim. İtalya Savunma Bakanlığı, UNIFIL'e katkı veren Avrupa Birliği ülkelerinin savunma bakanları Lübnan'ı görüştü. Toplantıda tüm bakanlar bölgedeki duruma ait e, dair ortak bir endişede bulunduklarını söyledi. Ve UNIFIL üstlerini vuran ve Birleşmiş Milletler misyonunda görev alan askeri personelin güvenliğini riske atan saldırıları şiddetle kınadılar. Sizin gibi kınadılar, sizin gibi kınadılar. Yani onların çok daha başka eylemler gerçekleştirmesi gerekirken... ...toplantıda ortaya çıkan bir diğer temel noktaysa... ...İsrail'e daha fazla olayın yaşanmaması için azami siyasi ve diplomatik baskı uygulanması yönündeki ortak arzuydu. Hani Gazze'ye döner mi diye sorduğumuz günlerden geçiyoruz ya Lübnan için... E, ...Gazze'de 40 binden fazla insan öldü, 2 i̇şte gün önce insanlar diri diri yandı elleriyle o en son görüntüleri yani hepimizin aklına kazında. E, Gazze'deyken hiç kimsenin ortak bir karar alıp kimse kimseyi kınamıyordu ama söz konusu Lübnan olduğunda elbette yapılsın ama her iki tarafta yapılsın. İşte orada hani bir devlet olmamak, bir ulus olmamak giriyor ya söz evet, konusu. Evet. Ne dersiniz hocam? Şimdi Sümeyye Hanım dün Ürdün Dışişleri Bakanı ile Hakan Fidan'ın bir arada katıldığı bir oturum vardı. Hı -hı. Orada da hep Bizim burada konuştuğumuz meseleler konuştu, konuşuldu. İlk mesele şuydu. Diplomatik adımlar. Ve orada Hakan Fidan Bey'in bir açıklaması vardı. Biz bu Gazze'deki saldırıların ilk aşamasında bir ateşkes kararına dahil Avrupa Birliği ülkelerini ikna edemedik diyorlardı. Bakın ateşkese dahil o zamanlar ikna edememişler. Bu arada bu köyü köydeki patlamıştı. İşte 2100 yıllık bir köy. Evet. Ee, bunu diyorsunuz değil mi? Önce boşaltılmış gibi ardından... Evet burada gibi. bakın ardından... İsrail askerleri gözüküyor. Bu, bu köyü... Gazze'de de yaptılar bunu. Patlayıcıları yerleştiriyorlar. Ondan sonra uzaktan köyü komple yok edecek bir mahalleleri, köyleri yok edecek bir saldırı burada yapıyorlar. Burada bir detay var. Bu Hazreti 2000 yıllık köyde Hazreti Yakup'un burada bir mezarı var. Evet. Türbe mi demek lazım bilmiyorum. Hı hı. Burada bir türbe var. Aynı zamanda burası Bizans döneminden de kalan 2000 yıllık işte 2000 küsur yıllık bir yer. Ama buranın meşhur olmasının sebebi ya Hazreti Yakup'un oğlu ya da kendisinin ...burada bir mezarı ya da türbesi var diye yanlış ben hatırlamıyorsam. Ben oğlu diye hatırlıyorum Mete, abi. Evet. Oğlu. Ee, oğlu, diye oğlu diye hatırlıyorum. Zaman, oğludur doğru. Ee, onun burada bir türbesi var. Hani o bölgenin adetlerine göre de işte insanların... E, ...dua ettiği vesaire ziyaret ettiği kutsal yerlerden bir tanesi diyelim. Ama 2000 yıllık olması... E, ...tarihi eserleri, tarihi birikimi de işte bombalayıp geçiyoruz. Evet yani aynı zamanda Yahudilerin de biliyorsunuz... Tabii, tabii. İshak Peygamber, oğlu Yakup Peygamber onların da atası ama... ...maalesef böyle bir saldırı gerçekleştirebiliyorlar. Bir de ona dikkat çekmek lazım yani hiç evet. soy sop dinlemiyor yani İsrail. İşte orası biraz yüksek bir tepe olduğu için Sümeyye Hanım oradan bir tehlike görüyorlar kendilerine... ...ve oradan kendilerine saldırı yapıldığını iddia ederek bölgeyi komple yerle bir ediyorlar.